Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Volkswagen Doğuş Oto'da yenilenen kediye bakacağız. O kadar video çektik. 3 tane, 2 tane video çektik. Bu 3. video. Kartlardan izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Yeni kedi dedik. Bir bakmak lazım abi. Araba bize ne sunuyor, ne anlatıyor? Biz o kadar anlattık, boşuna mı anlattık? Birlikte bakacağız. Siz de bunun karşılığında videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi gelin hep birlikte bakalım. Evet, yeni kedi. Style paket 2.0 TDI. Bütün opsiyonları almışlar. 33.400 lira. Çekikli reklam tasarımından başlayalım. Genel siz şöyle bir bakın arabaya. Motor açık, direkt motordan başlayalım şöyle. 2.0 122 beygir, 320 Nm tork üreten bir makina var. Ve kapak gelmiş. Abi kapak var, yoktu. Kaputta yalıtımımız var. Şu amortisörlü kaput olmamasına insanlar çok şey yapmış ama bu arabalarda artık yaya güvenliğini göz önüne alarak amortisörlü kaput kullanmıyorlar. Yayayla etkileşime girdiği zaman bu kaput bükülmesi için. Amortisörlü kaputta büküldüğü zaman kaportaya hasar veriyor. Burada full led farlarımız var. Çok güzel bu farlar. Birazdan yakılı halinde gösteririm. Piano bilek üstü krom bir panjurumuz var. Burada yine full led farımız. Aşağıda bir sis farı yok. Onun yerine bu delikli panjurun devamı var. Bu panjur gerçekten çok güzel. Ben bu arabayı fotoğraflarda gördüğümde pek beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Ama şu an gerçekten çok hoşuma gitti. Burada ön bölge asistan hız ve çarpışma önleme ve şerit takibin sensörünü görüyoruz. Burada hava alması için yeteri kadar yer olduğu için burada panjur açık değil. Ve yeni Volkswagen logomuzu görüyoruz. Ön tarafa genel olarak baktığımızda ise gayet güzel, hoş bir görüntüsü var. Yana doğru gelecek olursak burada 17 inç çaplı alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Turanzalarla gelmiş. Biraz ses yapar ama onun haricinde güzel. Jantlar da güzel, konturlu. Sinyalimiz yine burada. Style pakette böyle piyano bilek siyah bir aynamız var. Boyutu tam ideal olmamış mı? Bizdeki çok büyüktü. Büyük. Makyajlısında da bizimkinin çok küçük. Bu tam ideal olmuş. Beğendim. Ve piyano bilek olması güzel. Arabada full bir şey var. İşte burası piyano bilek. Bu piyano bilek. Arka stoplarda piyano bilek. Uyum var. Yan tasarım yine sade, güzel bir tasarımı var. Burada bir hat devam ediyor. O hareket kapmış. Bir de Burak'ın fark ettiği çamurlukta bir fazla bombe var. Bu renk çok hoş değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Ya, yanarken gece yandan araba görürsen ışık vurunca bir şey olsun diye. Burada bir raylarımız dışarı çıkmış. Bizimkinde raylar içerideydi. Ve şöyle bir cama şöyle yaparak bir hareket yapmışlar. Bizde kareydi bütün camları. Arkaya geçtiğimiz zaman herkesin böyle şey yaptığı bir tasarım. Ya sev ya nefret et tarzında bir tasarım bence. Yani ya seviyorsun ya da çok sevmiyorsun. Bence güzel. Bir iki ufak detay haricinde çok güzel duruyor. Mesela burası herkese garip geliyor. Camda logo mu olur? Bu silecek onu özel yapmış. Silecek orayı kurtarıyor, şu kadar bir şey. Ya bu logo alışılacak bence. Şimdi şu an herkese garip geliyor ama alışılacak. LED stoplarımız var, bu style paketi. Şuradaki krom parça şey yapmış. Arkayı tamamlamış bence. Yavaşça bagajı açalım. İçeriye doğru geçerken. Geri görüş kamerası var. Evet. Bagaj kapağı biraz hafiflemiş bizimkine göre. Ve bagaj kapağında güzel bir detay var. Onu da göstereceğim. Önce bagajı göstereyim. Güzel. Bagaj kaç litre tam bilmiyorum ama araştırıp öğrenir yazarım. Muhtemelen yine aynı. 750-760 litre falan. Şu yanlar ilk gözüme çarpan şeyler. Şu yanlar halı kaplama. Burası çevirmeli olmuş. Ben size bunu söylemiştim zaten. Bizde şeyle tırnaklı vuruyorsun. Buradaki göz devam ediyor. Yine buradaki göz gitmiş. Yerine 3 adet askı gelmiş. 12 volt yine devam. 12 voltun yayını artık kaldırmışlar. Kapak olmuş. Arka hoparlörlerimiz burada tercih edilmiş ve ön panjurdaki o şeyler burada devam ediyor. Perdemiz yine perde olmuş. Makyajda perdeydi zaten. Halı, güzel bir perdesi var. Şöyle açalım. Bagajdan da genel kancalarımız yine devam ediyor.
Şöyle bir şey var bagajda. Burası yine kontraflek devam ediyor. İki tane ışık gelmiş. Bunlar güzel, işi kolaylaştırır bayağı. Burayı aydınlatıyor. Kulp buraya gitmiş. Ortadaydı. Yok demiştim ben, hatırlıyorsunuz. Bunlara eklemişler. Şöyle bagajda şöyle bir detay var. Şimdi kapatıyorum. Kapanmayacak bagaj. Vakum var. Çekiyor. LED stoplar sadece style pakette var ama çok hoşlar. Life ve Impression'da şurada biten halojen stoplar var. Yavaştan içeriye doğru geçelim. Kapıda bir şey dikkatimi çekti. Şu an söyleyeceğim onu. Şimdi bizim kapı nasıl açılıyor? Sadece şuraya kadar açılıyor değil mi? Şuraya kadar açılıyor. Bu komple kapı. Bu kapı komple açılıyor. Şu an fark ettim. Burada, şimdi buralar sert. Üzeri kaplamalı, böyle değişik bir dokusu var. Sertliğini çok belli etmiyor dışarıdan baktığınızda. Burada yine güzel bir detaylar var. Kapı kilidi yine burada. Ön iki cam otomatik. Arka camlar. Açılmıyorlar. Yine açılmıyorlar. Bunlar ama birleşmeleri güzel. Bizdeki gibi çatırdı çutırdı yok. Bizde sıfırında bile vardı. Burası deri. Yumuşak. Burası da yumuşak. Burada yine şeyler devam ediyor. Öndeki detaylar burada da devam ediyor. Ve abi, gözün genişliğine bakar mısın? Buradan da içeriye doğru. Orası şemsiye gözü, biliyor musun? Bence oraya şemsiye koyabilmemiz için öyle. Tam şemsiye. Gözler büyük, geniş. Katlanır ayna var bu arabada. Şöyle koltuklar alkantara deri karışımı. Koltuklar var. Baldır destekleri var şöyle. Güzel, hoş. Ergo Comfort koltuklar. Passat Comfort Line'deki koltukla aynı bu. Elektrikli bel desteği var. Şöyle şişiyor, iniyor. Nasıl? Yandan basmalı kafalık. Elektrikli bel desteği var. Şişiyor bak. Güzel. Şimdi şöyle yavaş yavaş içeriye doğru. Bir şey fark ettim. Şu an bizim arabadan daha çok sardı beni. Kokpitin sürücüye dönük olması daha şey katıyor. Hayal et gösterge var. Style pakette ve burada 8.3 inç mi bu? 8.5 inç ekran. Opsiyonla 10 inçe kadar alabiliyorsunuz. Şuradan devam edeyim. Çok dağıtmayalım. Havalandırma, üfleşlerimiz değişmiş artık. Böyle tasarımı güzel bir şey olmuş. Bizde yuvarlaktır. Ben çok sevmem. Far kumandamız değişti. Şöyle bakın. Bu sis farı yok dedik. Bu moda, front moda aldığınız zaman. Anahtar açık mı? Anahtar yok tabii. Fronta bastığınız zaman farlar uzağa ve aşağı bakıyorlar. Bu ön cam ısıtması, bu da bütün klimayı ön cama veriyor. Bu da arka cam rezistansı, arka sis ve buradan da far modunu değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Şu an parkları açtım. Şu an farlar kapalı. Bir daha bastım. Otomatik far açma kapatmayı açtım. Sinyal kollarımız artık klasik yeni MQB'deki gibi oldu. Direksiyonumuz artık Passat'taki direksiyonun aynısı. Kulakçıklarımız mevcut. Burada adaptif cruise kontrolü, yani adaptif kruz yok bu arabada. Şerit takip var. Şerit takibin şeyi. Ama ön cam ve öndeki asistan sayesinde bu arabaya retrofitle, vagon bunu çok bu huyunu çok seviyorum. Retrofitle adaptif kruz ekleyebilirsiniz. Şu tuş takımı değişiyor. Kodlamayla şerit, yani şey açılıyor. Oo! Bak gördün mü? Kapıyı açınca böyle uyandı Volkswagen. Adaptif kruz ekleyebiliyorsunuz. Direksiyonumuz güzel. Yeni logomuz var burada yine, dediğim gibi. Zaten ben bu arabanın videosunu anlatmıştım. Şimdi canlı görmeye geldim. Canlı da daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada bir gözümüz var. Herhangi bir kaplama vesaire yok ama olması güzel. Bizim arabada yok. Ön panjurdaki bu, ön tampondaki bu kare detaylar burada da devam ediyor. Hayal et gösterge style donanımında standart. Kontak açalım. Ve ben size demiştim, hatırlıyor musunuz? Oyuncak gibi duruyor. Gerçekte görmek lazım diye. Şimdi abi gün geldi. Biz arabayı gördük. Hala videoda. Ben kameradan görüyorum. Canlıdaki kadar güzel gözükmüyor. Canlıda gerçekten pikselleri falan çok güzel. Hayalet olduğu çok da belli değil. Gayet güzel. Kulakçıklarımız var. Söyledim zaten. Şöyle bu tarafa doğru gelmeden önce malzeme kalitesine bakalım. Sert ama böyle şey bir sertlik değil. B segmenti sertliği değil. Ticari sertliği. Üstüne kaplama yapmışlar, daha kaliteli hissettiriyor. Burası boydan boya göz. Bak burada 12 volt varmış. Ama bu Türkiye için yok.
Baya bir göz var. Bizde şurada bir göz var. İşte şurada bir kapak var. Yenilerinde sadece burada kapak vardı. Bunu da baktılar artık. Çaresini bulamayınca komple göz yapmışlar. Ya şunu da fark ettim. Arabanın her yeri göz. Evet çok fazla. Bak burada bir göz var. Bardak şurada var. 12 volt varmış bu arada. Onu da gördüm. Evet şurada göz var. Bir sürü göz var. Dur geliyorum. Burada 8.5 inçlik bir ekranımız var. Telefon, radyo, medya. Şöyle basalım. Dokunmatiği güzel ama bir tık gecikme var. Farkında mısın? Lag var. Bir tık kasıyormuş gibi. İşte lag var ekranda. Araç diyorum mesela. Bu fonksiyon sadece kontak açık onunla. Kontağı açamıyoruz. Anahtar yok. Ses ayarları var mesela. Ama gecikme var ekranda. Onun haricinde güzel. Çözünürlüğü falan güzel. Klima kontrolleri buradan ve buradan. Şuradan ve buradan. Burada asistan tuşu. Klima menüsüne buradan hızlıca gidebiliyormuşuz. Park asistanı var bu arabada. Oo bak Burak bir şey buldu. Yukarıda şunu gör. Yukarıdan kaydırıyorsun. Şey, kaydır. Evet. ESC, start stop, klima ve air care klimatroniği evet, buradan ve parlaklığı da buradan ayarlayabiliriz. Evet. iPhone vari olmuş fark ettin mi? Çok iPhone'a benziyor yani. Ana menü tuşu var burada. Evet. Menüler iPhone gibi. Burada dörtlü butonumuz var. Şurada yakarız. Vites kolu mu diyeyim artık ne diyeyim buna? Vites seçicimiz böyle. Park da buradan. Oyun konsol şey gibi. Güzel bu. Beğendim yani. Boşuna böyle kol gibi yapmaya gerek yok. Buraya bir göz olmuş. Burası göz. Burada iki adet Type-C var. Normal USB kalmadı artık. Start stop'ta Passat'lardaki gibi burada. Elektronik park frenimiz ve auto hold'umuz var. Bu arabada burada bir anahtar gözü ve iki adet de bardaklığımız var. Kol dayamada klasikinin yükseklik ayarı var. Bir de ileri gerisi var. Evet kol dayamanın derinliği de yani çok derin değil ama bir sürü göz var arabada. Kol dayamanın çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Ha kullanışlı mı? Kullanışlı. Öne gerisi var. Şu üstteki raf gitti ya. O üstteki giden rafın yerini bir sürü göz almış. O da tolere ediyor kendini. Torpido gözüne de şöyle bakalım. Yani çok bir şey değil. Geniş değil, küçük. Işığı var, soğutması yok. Bu da öyle. Ha, yukarıya bakmadık. Cam tavan olduğu için şey yok. Raf yok bu arabada. Aynamız da güzel. Işık yok yine. Şu aynalar, ışıklar dokunmatik. Buradan kapı ayarı ve bütün ışıkları birden yakabiliyoruz. Bu da güzelmiş. Burada SOS. SOS var evet onu da söyleyeyim. Yavaştan arkaya doğru geçelim. Arka kapılarımız kapı kolu değil artık. Burada bir mandal var ona basıyorsunuz. Şimdi direkt koltuğa oturmadan önce şu yükseklik olayını göstereyim. Korktun değil mi? Koltuk direkt atıyor abi. Biz de yatırmak zorunda kalıyorsun. Şunu bir tutar mısın? Beni çek. Koltukla birlikte çek. Buradaki ipi çekiyorum. İlk kademesi bu. Böyle. En çok şurası hoşuma gitti. Bak. Bizim arabadaki koltuk dikliği böyle. Bu çok rahatsız. Yatır abi. Otur. Yatır, uzan, uyu. Ver şimdi kamerayı. Uzun bir şey dikkatimi çekti. Şurası yükselmiş. Bizim arabada buradaki boşluk daha fazla. Bu biraz daha alçak, güzel. Şeyde otomatik versiyon, direksiyonu da. Şeyde koltukların yatık olması güzel, daha rahat artık binek gibi. Şöyle genel bir bakışımızla böyle. Cam tavan çok güzel abi. Boydan boya. Perde yok ama fazla kararmış. Bayağı ısı geçirmez bu muhtemelen. Çok rahat. Diz mesafesi önde ben rahat oturuyordum. Pozisyon da güzeldi. Bir karış. Baş mesafesini konuşmaya gerek yok. Şunlar dokunmatik değil mi? Dokunmatik. Basıyorum kapanıyor. Bende kapanmıyor. Bas bakayım. Ha. Basıyorsun yavaş yavaş kapanıyor. Kapıyı da kapatalım. Kapı içi gözler yine büyümüş. Hafif yok bayağı karartma var. Kapı içi gözlerimiz büyümüş. Kol dayadığımız yerde yine rahat. Kilitli kaldık. O kapıyı aç bakayım. Evet. Kilidi nereden açıyorduk? Kilidi oradan. Evet. Dur dışarıdan açalım. Kapıların çocuk kilidi açmış. Şöyle de arkanın genel görüntüsü de böyle. Cam tavan çok iyi değil mi ya? Ve kapı biraz daha rahat açılıp kapanıyor. Farkında mısın? Koldan değil artık. Ha, bas bas. Direkt atıyor kapıyı. Güzel. Koltukları beğendim ben ya. Yatık, alkantara, deri karışımı. Çok güzel. Biraz kalabalık ne anlatacağım unutuyorum. Uzun yolda çok rahat ettirir. Sırtlığın yatması güzel. Bizim arabada dik çünkü yoruyor bir süre sonra. Şöyle ben bir orta koltuğa doğru böyle geçeyim. Ben orta koltukta oturuyorum bizim arabada. Ayaklarımı böyle koyabildiğimi hiç hatırlamıyorum. Benim hiç böyle ayağımı koyduğumu hatırlıyor musun? Onu bilerek. Buraya bir oyuk yapmışlar. Güzel.
Bir de bir dakika flaş aç. Buraya 230 voltluk bir priz koymuşlar artık. 12 volt kesmeyince. İki de Type-C var yine demiş burada. Sen bilgisayarda kullanmışsın. Bu cepler güzel. Bizim arabada yok. Komfortman'da vardı. Ben şunları beğendim. Telefon koymalık böyle. Ben en çok sevmediğim şey bu oldu. Masa hiç rahat değil. Evet. Bu gider muhtemelen. Böyle hiç rahat bir şey değil. Dik, yukarıdan aşağı yazsa daha güzel. Evet. Yukarıdan aşağı. Ha bak güzel. Genel görüntü çok güzel. Ön tarafa. Bir de şu olay çok güzel. Ben seni şuradan aydınlatayım. Sen beni bir çek. Biz şu diz başı gösterelim. Tut. Evet. Baş. Biraz geride. Başı göstermeye gerek yok da diz çok rahat. Şöyle dizi de çekelim. Sırt. Sırtın yatması olayı çözüyor. Çok rahatmış. Yani binek araba gibi. Böyle kediyle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Evet. Bugün sizlerle birlikte yeni kediye baktık. Yeni kedi bizlere neler sundu gördük. Ben beğendim arabayı. Açıkçası. Neden beğendiğimi de, neden mantıklı olduğunu da, olup olmadığını da anlattım. Tercih sizin. Ben olsam almam, orası ayrı. Ama eğer bu fiyata sizin sunmasını beklediğiniz şeyler bunlarsa, ticari olması vesaire de çok dert değilse, tabii ki tercih edebilir, neden edilmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.